İnsanoğlunun doğayı sömürme tarihinin tamamında balinaların yaygın bir şekilde yok edilmesinden daha üzücü çok az hikaye olabilir. Balinalar sadece anlatılamayacak ölçekte bir zalimliğe maruz kalmamış, aynı zamanda topyekün yok edilmeyle de karşı karşıya kalmıştır. Halihazırda balina popülasyonlarının tamamı yok edildi. Ve hiçbir türün tam olarak tükenmemesinin, bitmemesinin tek sebebi de okyanusların çok büyük ve erişilemez nitelikte olmasıdır. Yani okyanusların en ücra köşelerine ulaşılamadığı için oradaki balinalar hayatta kalıyor. Bu sayede bir canlı türü tam olarak tükenmemiş oluyor. Böylece yani okyanuslar çok büyük ve ulaşamaz nitelikte olduğu için bazı kesimleri birkaç balina kaçmayı başarabildi ama bu durum daha ne kadar böyle devam edebilir? Yazar şu hususa işaret ediyor. Ney? Doğadaki bütün canlı türleri içerisinde muhtemelen insanoğlunun zalimliğine en çok maruz kalan balinalar olmuştur. Arkadaşlar şu cümleyi iyi yorumlarsak. İnsanoğlunun doğayı sömürme tarihinin tamamında balinaların yaygın bir şekilde yok edilmesinden daha üzücü çok az hikaye olabilir. Yani en çok en üzücü olan balinaların yok edilmesi. Dolayısıyla arkadaşlar doğadaki bütün hayvanlar içerisinde muhtemelen insanoğlunun zalimliğine en çok maruz kalan balinalar olmuştur arkadaşlar. Bu cümleyi iyi yorumlayabilirsek, anlayabilirsek burada doğru cevabı rahat bir şekilde işaretleyebiliriz. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Pasaja göre balinalar şu ana kadar hayatta kaldıysa, evet, şimdi hiçbir canlı türünün tam olarak tükenmemesin, evet, yani canlıların tam olarak tükenmemesinin sebebi, evet, the only reason sebebi yani tükenmemiştir çünkü, evet, onlar okyanusların uçsuz bucaksız büyüklüğü alanına yani kapasitesinin çok büyük uçsuz bucaksız olmasına sığınmıştır. Evet, okyanusların o çok büyük kapasitesine sığınmış o ücra köşelerde insanın ulaşmakta zorlandığı yerlerine sığınmışlardır. Evet, zaten canlı türlerinin yok olmamasının tek sebebi ne? Okyanusların evet çok büyük bir erişilemez olması. Evet, okyanusların o çok büyük alanına balinaların sığınmış olması. Evet, oraya sığınması okyanusların büyüklüğü ve erişilemez olması sayesinde. Arkadaşlar, burada iyi yorum yaparsak tekrardan söylüyorum. Bunun tek sebebi, due to da buraya katılım arkadaşlar. Soru kökle bizi nerede kesik attı? It is because şu sebepten dolayıdır. Okyanusların çok büyük bir ulaşılamaz nitelikte olması, yani okyanusların o çok büyük alanına balinaların sığınmış olması. Pasajda yazar balinaların gerçekten gelecek hayatta kalıp kalamayacağı ile ilgili şüphelerini ifade ediyor. Evet, son cümleyi soruyu iyi yorumlarsak balinaların bu şekilde kaçarak hayatta kalması süreci daha ne kadar devam edebilir? Yani balinaların gelecekte hayatta kalıp kalamayacağı ile ilgili yazarın şüpheleri var. Evet, birkaçı kaçarak hayatta kalabildi ama bu daha ne kadar böyle devam edebilir? İşte bu soruyu sormakla arkadaşlar bu konuda şüphelerin olduğunu ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla doğru cevap C.